Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koymasının ardından dünya darbenin seyrini endişeli bir şekilde izliyor. Batılı ülkeler, Batı Afrika'da 2020'den bu yana yapılan 5 darbe karşısında sadece hafif yaptırımlar uyguladı. Bugünse Sahel bölgesindeki en önemli müttefikini kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Darbeyi ilk kınayan ülkeler arasında yer alan Fransa da Nijer'e yönelik tüm mali yardımları askıya aldı. Washington yönetimi de darbe bildirisinden 15 dakika sonra Nijer'le işbirliklerini askıya alma tehdidinde bulundu. Batılı ülkeler darbeyi ilk günden kınarken vatandaşlarını Nijer'den tahliye operasyonlarına başladılar bile. Nijer yanında üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS, darbenin hemen ardından Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı. Bu kapsamda ülkenin elektrik ihtiyacının %70'ini sağlayan Nijerya, komşusuna elektrik sağlamayı durdurdu. Rusya ise darbeyi kınarken Rus paralı asker grubu Wagner kurucusu Prigojin darbeye destek verdi. Nijer'e nazrivala ni один год. Бывшие колонизаторы пытаются держать в узде народы африканских стран, фактически обретение независимости. Все остальное, безусловно, зависит от самих граждан Нигера и зависит от того, насколько эффективно будет осуществляться управление. Но самое главное одно – это избавление от колонизаторов. Afrika'nın en yüksek dereceli uranyum cevherine sahip Nijer, dünyanın en büyük uranyum tedarikçileri listesinde de 7. sırada yer alıyor. Toplamda 311.110 metrik tonluk uranyum rezervi bulunuyor. Radyoaktif zehirli bir metal olan uranyum, kanser tedavisinden denizciliğe, silah sanayisinden nükleer enerji tesislerine kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Nijer, Fransa'nın 3. en büyük tedarikçisi. Nükleer santral reaktörlerine çalıştırmak için yıllık ortalama 7800 metrik ton doğal uranyuma ihtiyaç duyan Fransa, eski sömürgesi Nijer'den yaklaşık 50 yıldır uranyum temin ediyor. Avrupa Birliği ise uranyum ihtiyacının %25'ini Nijer'den karşılıyor. Mali ve Burkina Faso'daki darbelerden sonra Nijer, Batı'nın Sahel bölgesindeki son ortağı olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nijer 201 İHA üssü Sahel'deki istihbarat ve gözetleme merkezi olarak kullanılıyor. Burası Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika'daki en büyük ikinci üssü. Nijer'de toplamda 1000 askeri bulunan ABD darbeden sonra hava sahasının kapanması nedeniyle üstten şimdilik uçuş yapamıyor. Nijer, Fransa içinse daha önce Mali'deki Barkhane operasyonunda transit bir üs görevi üstlenmişti. Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin akabinde Fransa'nın bölgede asker konuşlandırabildiği tek ülke olmuştu. Ülkede toplam asker sayısı 1500'ü bulan Fransa, özellikle de Mali sınırında Nijer Silahlı Kuvvetleri ile ortak operasyonlar düzenliyor. Avrupa ve ABD ile ortak kullandığı 101 Niamey askeri üssünde Fransız İHA ve savaş uçaklarını bulunduruyor. Avrupa Birliği ise Şubat 2023'te 3 yıl görev yapacak Avrupa Birliği Askeri Ortaklık Misyonu Nijer'i hayata geçirmişti. Misyon, Nijer ordusuna eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlamıştı. Öte yandan İtalya, 2018'de başlattığı Nijer İkili Destek Misyonu kapsamında Nijerli askerleri eğitiyor. Avrupa Birliği'nin Nijer'le güvenlik alanındaki işbirliklerini askıya alması sonrası bu misyonların devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.